Bu videoda sizlerle vuru frekansı hakkında konuşmak istiyorum. Ama önce burada görmüş olduğunuz hava yer değiştirmesi ve zaman grafiğini açıklayayım. Bu grafik bize hava moleküllerinin herhangi bir anda belirli bir noktadaki yer değiştirmesini gösteriyor. Kafanıza daha rahat canlandırmanız için bunu şöyle bir örnek üzerinden anlatayım. Diyelim ki burada bir hoparlör olsun ve şöyle güzel bir harmonik ton çalsın. Duyduğunuz 440 Hz'lik bir ton. Nota olaraksa la'ya karşılık geliyor. İnsanlar müzik aletlerini akort ederken genellikle bu notayı kullanırlar. Evet, bu ton böyle bir sese karşılık geliyor deyip devam edelim. Hoparlör bu sesi gönderirken uzayda belli bir nokta seçiyoruz. Sadece bir nokta. Ve havanın yer değiştirmesini zamanın bir fonksiyonu olarak hesaplıyoruz. Mesela hoparlörün 3 metre sağındaymışız gibi diyelim. Sakın kafanız karışmasın. Sayılarla uğraşmak daha kolay olduğu için sayı verdim. Şimdi burada hava var, öyle değil mi? Hava gayet rahat ve sakin, keyfi de yerinde. Ama sonra bu ses dalgası geliyor ve buradaki havayı yerinden ediyor. Hava ileri geri hareket ediyor. Çok küçük bir miktar da olsa yine de en azından bir miktar hareket ediyor. Eğer bu havanın yer değiştirmesinin zamanı göre grafiğini çizmek isteseydik, aynen böyle bir grafik elde ederdik. Başka bir deyişle bütün bu grafik hoparlörden 3 metre uzaklıktaki bu nokta için özel olarak çizilmiş bir grafik. Peki, şimdi size bunu niye anlatıyorum? Bakın, iki dalgayı üst üste getirirsek şöyle başka bir dalga kullanalım ve diyelim ki bu dalgayla ilk dalganın periyotları aynı olsun. Tepe noktalarını da alt alta getirelim karşılaştırırsak evet her ikisinin de bir döngü yapması için gereken sürenin aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki aynı periyoda sahipler. O zaman bunları üst üste getirirsek başka bir deyişle bir hoparlör daha alıp ilkinin yanında aynı notayı çaldığımız zaman duyduğumuz şey yapıcı girişim olur. Çünkü her ikisinin de tepeleri ve çukurları mükemmel bir şekilde üst üste geliyor. Böylece bu noktada hoparlörden çıkan sesi dinlediğimizde yapıcı girişim oluştuğu için bu sesi hep daha yüksek duyarız. Eğer bu hoparlörü birazcık ileri götürmüş olsaydık ya da bir şekilde yıkıcı girişim oluşturacak kadar faz değişimi yaratabilseydik daha alçak bir ses duyardık ya da bu işlemi hatasız yapmış olsaydık hiçbir ses duymazdık ve duymamaya devam ederdik. Başka bir deyişle hep yıkıcı olarak kalırdı. Kısacası frekansları yani periyotları aynı olan iki dalgayı üst üste getirirsek yapıcı olacak ve olmaya devam edecek. Veya yıkıcı girişim olacak ve yıkıcı olmaya devam edecek. Peki, bir de şöyle düşünelim. Ama önce şunu bir sileyim. Eğer periyotları farklı iki dalgayı üst üste getirseydik o zaman ne olurdu? Deneyelim bakalım. Şimdi de farklı bir periyodu olan başka bir dalgaya bakalım. İki dalganın da tepelerini karşılaştırmaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi hizalayamıyoruz. Bu dalganın tepe noktaları arasındaki mesafe buradaki tepe noktaları arasındaki mesafe ile aynı değil. Görmesi biraz zor olabilir. Neredeyse aynı gibi duruyorlar ama bu pembe dalga biraz daha büyük bir periyoda sahip. Pembe dalganın tepe noktaları arasındaki zaman farkı mavi dalgaya göre sadece çok az daha fazla. Dolayısıyla ama aralarındaki sadece çok küçük bir fark bu gerçekten önemli bir etki yaratıyor mu diye düşünebilirsiniz. Evet bu aslında önemli bir fark. Çünkü bu fark vuru frekansı oluşmasına sebep oluyor. Bunun neden oluştuğunu şöyle şekil üzerinden göstereyim. Bu ikisini üst üste getirirsek yani iki hoparlörümüz varsa ve ikinci hoparlörden ilkine göre biraz daha farklı bir frekans çalarsak ne elde ederiz? Hemen bir bakalım aynı fazla başlıyorlar. Yine tepeleri tam üst üste geliyor değil mi? Dolayısıyla burası yapıcı. İlk dalga ikinci dalgayla yapıcı girişimde bulunuyor ve yapıcı girişim duyuyoruz. Yani eğer bu zamanda ve bu noktada bulunuyorsak, dikkat edin burası zaman ekseni, konum ekseni değil, bu noktada ve bu zamandaysak yapıcı girişim duyarız. Yani bu dalgalar daha yüksek bir ses çıkarır. Hatta aynı noktada biraz beklersek pembe dalganın periyodu daha büyük olduğu için bir döngü yapması daha uzun sürecek. Dolayısıyla iki dalga faz kayması yaşayacak, değil mi? Artık tepe noktaları tam üst üste gelmeyecek. Mavi dalga havayı maksimum sağa doğru kaydırdığı zaman pembe dalga henüz bunu yapamamış olacak. Bunu yapması için biraz daha fazla zaman gerekecek ve böylece aralarındaki faz farkı oluşacak ve daha az yapıcı olacaklar. Bakın, burada ise tepeler çukurlarla üst üste gelmiş. Burası tamamen yıkıcı olacak. Alçak ses duyacağız. Eğer hatasız bir şekilde yaptıysak da bu noktada hiç ses duymayacağız. Biraz daha beklersek mavi dalga pembe dalgaya göre fazladan bir döngü daha atmış olacak, değil mi? Yani o kadar bekledik ki mavi dalga pembe dalgaya göre fazladan bir periyot daha yol almış oldu. Tepe noktaları yine tam üst üste geldi ve aynı şekilde tepeler ve çukurlar üst üste geldiği için yapıcı girişim oluştu. Dolayısıyla bu noktada yine yapıcı olur ve daha yüksek bir ses duyarız. O zaman 3 metre uzakta bulunduğumuz bu noktada önce bu zamanda çıkan ses yüksek bir sesi olur ardından ses gittikçe alçaklaşır ve tekrardan yükselir. Aynı zamanda bu süre içinde sesin titrediğini duyarsınız. Gerçekleşen bu olaya ise vuru frekansı veya bazen sadece vuru deriz. Yani sesin yüksekten alçağa sonra tekrar yükseğe giderken oluşturduğu sallanmaya vuru olayı diyoruz. Hatta bunu sizlere dinleteyim. Bakalım nasıl bir ses duymuş oluyoruz. Şimdi la notasını tekrar çalalım. Bu la notası yani 440 Hz değil mi? La notasına denk gelen frekans. Şimdi biraz daha farklı bir frekans çalayım. Bu sefer 443 Hz olsun. <laughs> Muhtemelen ikisi arasında herhangi bir fark duyamadınız. Sanki size ilkiyle aynı ses gibi geldi, değil mi? Ama eğer her ikisini de çalarsam aralarındaki farkı çok rahat görebileceksiniz. Bakın şimdi. Bu 443 Hz bu da 440 Hz. Bir sallanma duyuyorsunuz, değil mi? Birlikte çalınca sanki sallanma yapıyor gibiler. Şimdi bunu durduralım. Az önce duyduğumuz farklı frekanstaki iki dalgayı üst üste getirdiğimiz zaman ortaya çıkan ses şiddeti ve sesteki sallanma olayına fizikçiler vuru frekansı ya da vuru diyor. Bu vuru frekansını bulmak istersek bir saniyede kaç tane böyle sallanma duyduğumuzu hesaplamak istersek ne yapmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkta yapıcıdan yıkıcıya tekrar yapıcıya gidiyor? Eğer bu uzun bir zaman alıyorsa frekansı küçük olacak. Çünkü bir saniyede çok fazla sallanma olmayacak. Ama eğer bir zaman alıyorsa yani iki yapıcı arası fazla bir zaman sürmüyorsa o zaman vuru frekansı büyük olacak. Bir saniyede bir sürü sallanma gerçekleşecek. Evet, sorumuza dönelim. Bu vuru frekansını nasıl hesaplayabiliriz? Buna f vuru diyelim. Bu bize bir saniyede kaç defa bir yapıcıdan diğer yapıcıya geçtiğini göstersin. Mesela eğer bunu bir saniyede 20 defa yapıyorsa, bu şey bir saniyede 20 kere sallanma yapıyor demektir. Ve frekans da 20 hertz olur. Peki, her iki dalganın da frekansını biliyorsak bunu nasıl bulabiliriz? Aslında bunu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu videoda sadece formülü vereceğim. Bir sonraki videoda ise merak edenler için ispatını yapacağım. Ama şimdilik formülün ne olduğunu ve nasıl kullandığımızı göstereceğim. Vuru frekansını bulmak istersek, eğer birinci dalganın frekansını biliyorsak, mesela birinci dalganın frekansına f1 diyelim. Mavi dalganın frekansına f1 dedik. İkinci dalganın frekansına da f2 diyelim. Vuru frekansını ikisi arasındaki farkı hesaplayarak bulabiliriz. Yani f1 frekansını alıp bundan f2 frekansını çıkarırsak vuru frekansını bulmuş oluruz. İşte bu kadar basit. Bu da bize vuru frekansını verir. Bir saniye. Ya f1 frekansı f2 frekansından daha küçükse o zaman ne olur? Negatif vuru frekansını mı bulmuş oluruz dediğinizi duyar gibiyim negatif frekans anlamsız olacağından genelde bu ifadenin etrafına mutlak değer işareti koyarız. Siz yine de yüksek frekanstan düşük frekansı çıkarmaya çalışın. Ama her ihtimale karşı mutlak değer işareti koyun ki vuru frekansının büyüklüğünü bulmuş olun. Vuru frekansı da zaten bize bir saniyede oluşan sallanma sayısını yani bir saniyede kaç defa yapıcıdan yapıcıya gittiğini gösteriyor. Dolayısıyla vuru frekansı anlamı bu. Ve bu formülde frekansı bulmamızı sağlayan formül. Bakın aslında iki farklı ses dalgası çalıyoruz. Fakat kulaklarımız bunu dalgalar üst üste geldiğinden sanki toplam bir dalga olarak duyar. Bütün bu incelemeyi dalga girişimlerini kullanarak yapabilirsiniz. Bir dalganın denklemini yazarsınız, sonra diğer dalganın denklemini yazarsınız, ardından ikisini toplarsınız değil mi? bir noktada oluşan toplam dalganın iki dalganın toplamına eşit olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden belli bir zamanda iki dalganın değerini toplarsak toplam dalgayı buluruz değil mi? Peki bu toplam dalga nasıl gözükür? O da şöyle gözükür. İki dalgayı toplarsak toplam dalga buradaki yeşil kesik çizgili dalga gibi gözükür. Bu noktada iki katlı bir dalga oluşuyor orta kısımda birbirlerini neredeyse tam yok ediyorlar. Ve burada yine büyük bir dalga oluşuyor. Sadece toplam dalgaya bakmak istersek o da böyle gözüküyor. Toplam dalga daha büyük bir genlikle başlar. Sonra sönmeye başlar çünkü yıkıcı girişim oluşur. Ardından yine büyük genliğe geri döner. Vuru frekansı konusunda bu tür grafiklerle sık sık karşılaşırsınız. Çünkü bu iki bağımsız dalganın toplamıyla oluşan toplam dalganın zamanın bir fonksiyonu olarak verilen bir gösterimi. Yapıcıdan yıkıcıya sonra tekrar yapıcıya gittiği için sesi önce yüksek, sonra alçak, sonra tekrar yüksek duyarız. Gelin şimdi vuru frekansı hakkında örnek bir soru çözelim. Mesela diyelim ki şöyle bir flüt olsun. Ve bu flüt 440 hertz büyüklüğünde bir frekans çalsın. Aynen az önce duyduğumuz nota gibi. Elimize bir de klarnet olsun. Aynı akortta olmak ve birlikte aynı sesi çıkarmak için birlikte çalmaya başlıyorlar. Ama her ikisi de la notasını çalmaya çalışınca flüt 440 hertz'lik bir ses çıkarıyor. Klarnet de bir ses çıkarıyor ve diyelim ki vuru frekansını onu şu renkle yazayım. Vuru frekansını 5 hertz olarak duyuyoruz. Hatta eğer bir müzik aletini akort etmeye çalıştıysanız, bunu yapmanın bir yolunun aynı olması gereken iki notayı çaldığınız zaman eğer bu sallanmaları duyuyorsanız, aynı nota olmadıklarını anlayıp bu sallanmalar yok oluncaya kadar akort etmeye devam etmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Bu noktalar birbirine yaklaştıkça bir saniye daha az sallanma olmaya başlar ve hiç sallanma duymadığınızda aynı frekansta olduğunuzu anlarsınız. Ama bunlar aynı değil, farklı notalar. Öyleyse klarnetin çıkardığı iki olası frekans nedir diye sorabilirsiniz. Vuru frekansının iki frekansın farkının mutlak değerine eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda vuru frekansı 5 Hz ise ve flüt 440 Hz çalıyorsa o halde klarnetle flüt arasında 5 Hz'lik bir frekans farkı var diyebiliriz. Yani klarnet flüte göre biraz daha yüksek 445 Hz'lik tiz bir ses çıkarıyor olabilir. Ya da 435 Hz'lik daha bas bir ses çalıyor olabilir. Bu durumda sıfır vuru frekansı olması için akort etmemiz gerekir. Çünkü sıfır vuru frekansı demek aynı frekansta olduklarını gösterir. Ama bunu nasıl anlayacağız? Klarneti çalan kişi hangisini yapması gerektiğini nereden bilecek? Aslında bazen bunu bilemeyiz. Sadece deneyerek bulabiliriz. Mesela klarnetçi sesin biraz tiz olduğunu, 445 Hz'de çaldığını varsayarsa o zaman notayı biraz daha düşürmesi gerekecek. Düşürmeye başladı diyelim. Neyi dinlemeye çalışacak? Bir saniye daha sallanma olmasını dinleyecek. Yani aynı notaya yaklaştıkça bunu duymak yerine wow 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 bunu duyarsınız. Wow 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 wow. Aynı noktaya geldiğiniz zaman da Ooo. Bu şekilde hiç sallanması olmayan bir ses duyarsınız ve akort etmiş olursunuz. Eğer klarnetçi bunu deneseydi ve saniyede daha çok sallanma duysaydı şöyle diyebilirdi. Sanırım daha düşük notadaydım. Çünkü 435 Hz'deysem ve atıyorum 430 Hz'e düştüysem o zaman akordum daha çok bozulacak. Çünkü vuru frekansı yani aradaki fark 10 Hz olurdu. Bir saniyede 10 kere sallanma duyardık ve çalan kişi yok bu da olmadı demek ki normalden daha tiz değilmişim aksine daha alçaktaymışım derdi. Şimdi daha alçakta olduğumuzu bildiğimize göre diğer tarafa doğru akort ederiz. Yani bunu 440 Hz'e yükseltiriz ve doğru frekansı bulmuş oluruz. Sıfır vuru frekansı yani saniyede sıfır sallanma sayesinde güzel bir nota duyarız ve uyum içinde çalabiliriz toparlayacak olursak farklı frekanstaki iki dalgayı üst üste getirdiğimiz zaman oluşan şeye vuru veya vuru frekansı diyoruz. Bu olay dalgaların oluşturduğu girişimlerin yapıcıdan yıkıcıya sonra tekrar yapıcıya bunun tekrar tekrar oluşmasına sebep olur. Biz de bunu ses şiddetindeki sallanma olarak algılarız. Vuru frekansını ise üst üste gelen dalgaların frekanslarının farklarını alarak bulabiliriz.